Bir kimsenin mezhebe bağlanmasının şart olup olmadığı, o kimsenin müçtehit olup olmadığına bağlıdır. Bir insan müçtehit ise, ki bunun mertebeleri fıkıh usulü kitaplarında sayılır, bu kişinin herhangi bir mezhebe bağlanma mecburiyeti yoktur. Fakat bir insan mukallit ise, müçtehit değilse, bu insanın bir müçtehide tabi olması, bir mezhebe tabi olması mecburidir. Mecburidir dememizin sebebi, o kişinin dininin sağlamlığı devam etsin, dini açıdan herhangi farklı, bozuk, İslam'a aykırı fikirlere sapmasın diye bir mezhebe bağlılığı şarttır diyoruz. Normaldir bir insan içtihat edecek seviyede din hakkında bilgisi yoksa, dininin selameti açısından bilen birisine tabi olması normaldir. Normaldir, hatta mecburidir. Akla uygun olan da budur. Dolayısıyla mezhepte kim oluyormuş, bid'atmış filan sözleri bizim için hava cıva sözlerdir. Mezhep asr-ı saadette de vardı. Asr-ı saadette diyelim ki müçtehit sayısı kaç taneydi diye sorsak, en çok müçtehit, en çok içtihad eden müçtehit sayısı 7 kişi. Orta seviyede içtihad eden müçtehit sayısı, sahabeden müçtehit sayısı 20-30 civarındadır. Bir veya iki içtihada gelmiş olan sahabi sayısını da eklersek toplam 162 kişi etmektedir. Sahabe nüfusunu biz 162 bin olarak alsak, sahabe toplumunda müçtehitle mukallit oranı 1/1'dir. Hatta rahmetli Muhammed Hamidullah'ın ifadesine göre sahabe nüfusunun 300 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Biz eğer 162 müçtehidin sayısının iki katı olarak sahabe nüfusunu düşünecek olursak, o zaman sahabe toplumunda müçtehit oranı 2/1'e düşmüş olur. Peki 2000 kişinin dini konuda yaptığı neydi? Gidip müçtehit sahabiye durumu soruyordu. Kendisi içtihat etmeden, onları taklit ederek durumu soruyordu ve aldığı cevabı uyguluyordu, amel ediyordu. Yani mezhep ve taklit meselesi uydurma, bid'at bir şey değil, bizzat ashab toplumunda olan bir şeydir. Zaten bir toplumun tümünün müçtehit olması sünnetullah'a terstir. Allah Teala Hazreti Adem'den bu yana %100'ü müçtehit olan bir toplum yaratmamıştır. Dolayısıyla zamanımızda mezhep bid'attır, herkes kendisi ayetten hadisten hüküm çıkarsın demek sünnetullah'a ters bir sözdür. Normaldir bir toplumda ustası da olacaktır, amelesi de olacaktır, alimi de olacaktır, talebesi de, cahili de olacaktır. Bu mümkündür. Öyleyse talebe olan, cahil olan alime tabi olacaktır. Mezhep olayı da altı üstü özeti budur. Öyle hakkında ileri geri söz söyledikleri kadar öyle insanı şüphelendirecek bir olay değildir. Makul bir olaydır. Dolayısıyla biz Müslümanlara bir mezhebi takip etmeleri zorunda olduklarını hatırlatıyoruz. Kimi heyecanlı insanlar der ki ben mesela 5000 hadis okudum, öyleyse kendim içtihad ederim. Dolayısıyla bir mezhebi taklit etmek zorunda değilim diye düşünenler var, söyleyenler oluyor. Çok hadis bilmek içtihad etmek anlamına gelmez. Yani çok hadis biliyorum, öyleyse ben çok içtihad ederim diye bir sonuç yanlıştır. Çünkü sahabeden hadiste bir numara Ebu Hüreyre'dir. Ama müçtehid olarak fıkıhta bir numara Ebu Hüreyre değildir. Öyleyse hadis bilen bir insan içtihat eder diye bir kaide yoktur. Şunu da hemen ekleyelim. Sahabeden hadis rivayet edenlerin sayısı 1500'den fazladır. Ama müçtehit sayısı 162 kişidir. Dolayısıyla sahabe toplumunda hadisçi sahabilerin müçtehit sahabilere oranı 1/10
şeklindedir. Yani 10 hadisçiye bir fıkıhçı düşüyor. 10 hadisçiye bir müçtehit düşüyor. Öyleyse çok hadis biliyorum diye insanın bir mezhebi takmaması, efendim kendisini mutlak müçtehit görmesi yanlıştır. Bunu zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde de söylüyor. Buyuruyor ki son cümlesi, burada olanlar burada olmayanlara haber versin. Olabilir ki burada olmayanlar daha iyi anlamış olabilirler. Eğer orada olan naklediyorsa biz onlara hadisçi gözüyle bakarız. Duyurduğu kişi daha iyi anlayabilecekse o da fıkıhçı gözüyle bakılır ona. Müçtehit gözüyle bakılır. Öyleyse hadisçi naklettiği hadisi anlamamış olabilir. Bu normaldir. Bu da anormal bir durum değil. Tekrar söyleyeyim. Bu da saygıdeğer bir durumdur. Hadisçilerimize de saygı duyarız. Müçtehitlerimize de ayrıca. Duyurduğu kişi daha iyi anlamış olabilir. Bunu bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ifadeleriyle söylüyor. Öyleyse hadis ezberleyip nakletmek bir olay, ondan hüküm çıkarmak başka bir olaydır. Hadis ezberleyip nakletmek ondan hüküm çıkarmak anlamına gelmez.